Herkese kocaman merhaba, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü bölümde size bu sefer soluksuz izleyeceğiniz harika filmler önermek istiyorum. Bir önceki bölümde izlemeyenler için de buraya bırakıyorum. Çok güzel dizi önerileri yapmıştım. Yine böyle suç, polisiye, gizem içerikliydi. Yine bu konularda ama bu sefer film önerileriyle karşınızdayım. Oldukça harika filmler önereceğim size. Çoğunu çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Uzatmadan ilk öneriyle geliyorum. Bu hatırlıyorsanız bir önceki dizi bölümünü izleyenlere demiştim ki İspanyollar gerçekten bu işi çok iyi yapıyor. Ben İspanyolların filmlerini ve dizilerini araştırırken harika bir üçlemeye denk geldim. The Bastan Collection. Mutlaka böyle bakın. 3 tane film var bu seri olarak devam eden. İlkinde aslında yine polisiye bir hikayeden bahsediyor. Bir ormanlık alanında bir ceset buluyorlar ve bu cesedin bırakılma şekli itibariyle biraz tuhaf bir hikayeye gidiyor. Bir cadılık, geçmişte yaşanmış şeylerle ilgili. Ve hikayeyi bir kadın dedektif araştırıyor. Olayların bir kısmında da onunla ilgili soru işaretleri oluyor. Çok fazla spoiler vermeden anlatmaya çalışıyorum. Ama mutlaka bakın. The Bastan Collection olarak aratıyorsunuz. 3 tane film çıkıyor. Zaten hemen altında birbirinin devamını kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Ben de buraya ekliyorum ilk 3 filmi. Oradan da kolaylıkla bulabilirsiniz. Bir İspanyol yapımı, harika bir polisiye, muhteşem bir İspanyol şeyi var. Kim? Acaba kim? Katil kim? Neden bu diyorsunuz? Çok güzel sürükleyen 3 film olması sebebiyle de birkaç gün böyle heyecanlı akşam yaşamanızı sağlayacak güzel bir üçleme. İlk tavsiyemin ardından şimdi yine böyle benim yıllar önce izlediğim Netflix'e yeni düşen ama gerçekten gelmiş geçmiş en güzel bence seri katil filmi. Bu bir gerçek hikaye. Ve hala katili bulunamadı. Dava 70'li yıllardan beri günümüze kadar bazı Amerika'daki eyaletlerde hala açık. Ben bu filmi izledikten sonra bayağı bir araştırmıştım. Bilmeyenler mutlaka izlemeli. Bu türlerin zaten hastası olanlar, çok sevenler bu filmi kesin izlemiştir. Ama yine de buraya eklemek istedim. Ne, hangi filmden bahsediyorum? Tabii ki Zodiac'tan bahsediyorum. Bugüne kadar gerçekten benim en sevdiğim seri katil filmi diyebilirim. Konu itibariyle de gerçekten çok gizemli. Hatta birkaç yıl önce o şifrelerle, o sembollerle ilgili filmi izleyenler bilir. Bir kişi galiba bunun birkaç tanesini daha çözmüştü. Oldukça fazla sembol olduğu için çözümlemesi çok zor. Gerçekten bu tarzı sevenler için kaçırılmayacak bir film. Kesinlikle tavsiye. Sıradaki filmimiz Gone Girl. Bu filmi uzun süre böyle izlemeyi ertelemiştim. Ya işte Ben Affleck oynuyor, hani daha böyle istediğim gibi değildir deyip bir önyargılı davrandım niyeyse. Ama film muhteşem. Yani sağ gösterip sol vuruyor gerçekten. İzlemeyenlere kesin tavsiye ediyorum. Bu filmde de konu kayıp bir kadını ele alıyor. Filmdeki Ben Affleck'in eşinden bahsediyoruz. Bir sabah uyanıyor ve kadın yok, gitmiş ve kadın günlerce bulunamıyor. Hikaye bununla başlıyor. Ama gerçekten sağ gösterip sol vurması sebebiyle beni çok çeken bir film olmuştu. Uzun süre ertelediğime de sonra üzülmüştüm. Haksızlık ettiğimi düşünmüştüm. Mutlaka bu gizem ve sürükleyicilik olarak listeye ekleyeceğimiz filmlerden biri. Ben film araştırırken genelde polisiye, suçu seviyorum ama bir yandan da öykünün gerçek olması da beni çekiyor. İlle suç polisiye olmasına gerek yok. Tabii ki o olunca da ekstra çekiyor ama gerçek hikayeden alınmış şeyleri çok seviyorum. Belki bunu bilenler bilir. Bir 22 Temmuz olayı var. Norveç'te bir kampta gerçekleşen çocuklara silahlı saldırı şeklinde yapılan bir teröristin yaptığı bir saldırı. Bunu filmleştirmişler. Ben tesadüfen denk gelmiştim Netflix'te. Çok etkileyici ve gergin bir film. Bu suç filmlerinin içine onu da eklemek istedim. Buraya ekliyorum. Gerçek bir öykü olması sebebiyle de ilgi çekici. Hatta sonrasında katilini vesairesini de araştırmıştım. Oldukça etkilenmiştim. Mutlaka bu kategoriye ekleyeceğiniz filmlerden birisi olsun. Hem de true story.
Şimdi böyle polisiyeden, suçtan bir tık uzaklaşıp böyle gerçek hikaye ama bir kurtarma hikayesinden bahsedeceğim. Aslında bu bir mültecileri kurtarma operasyonu olarak başlayan bir film. Red Sea Diving Resort'tan bahsediyorum. Bu filmde de mültecilerin Sudan'dan İsrail'e kaçırılma öyküsünü aslında film anlatıyor. Ama çok sürükleyici, çok heyecanlı bir film. Kesinlikle tavsiye ediyorum. En sevdiğim, yani izlemekten en keyif aldığım filmlerden biri olmuştu. Yani 10 tanenin içinde kesinlikle benim için yer alır. Çok sürükleyiciliği yüksek, aksiyonu yüksek bir film. Bu otelin ismi zaten, filmin ismi de. Bu otelde geçiyor hikaye. Bir otel işletmecisi gibi davranıyor ekip. Ve gerçekten çok güzel sürüklüyor. Özellikle sonunda böyle tüylerimin diken diken olduğunu, evet falan diye heyecanlandığımı hatırlıyorum. O yüzden bu filmi izlemeyenler kesinlikle Netflix'te bu filme, hatta hemen bu akşam bir göz atabilir. Sırada yine burada suçla ilgili bir şey demeyeceğim ama yine gerçek bir öykü ve yine harika oyunculukların yer aldığı, Mel Gibson gibi, Sean Penn gibi muhteşem oyuncuların yer aldığı Deli ve Dahi filmi var. Bu filmin gerçekten izledikten sonra Sean Penn'e çok çok daha hayranlık duymuştum. İkisi de Oscar ödüllü oyuncu ve film gerçekten müthiş. Uzun bir film bu arada. Ama konusu çok güzeldi ve oyunculuklar o kadar şahaneydi ki filmin içine size çok güzel çekiyordu. Ve gerçek bir hikaye olması da beni iyice etkilemişti. Filmi izlemediyseniz çok beğeneceğinizi düşünüyorum. İlle hani suç polisiye tabii ki seviyoruz, o bir numaramız ama gerçekten keyif alacağınız, oyunculuklardan çok çok etkileneceğiniz bir film. Filmde aslında bir İngilizce sözlüğün yıllarca nasıl yazıldığı, nasıl uğraşıldığı ile ilgili bir konu var. Bu konuda da iki kişi aslında birbirine destek oluyor ve çok spoiler vermeden anlatmak zor oluyor. Ama bir fragmanını izleyebiliyorsanız izleyin, çok beğeneceksiniz gerçekten. Benim en gerçekten beğendiğim filmler arasında kesinlikle yer alan bir film. Yine suçtan birazcık çıkıyorum ve yine bir gerçek hikayeden bahsetmek istiyorum. The Dick. Bu filmden de gerçekten çok keyif almıştım izlerken. Bu da bir gerçek hikaye ve burada bir arkeolojiden, aslında bir arkeologdan bahsediliyor. Yani kendi yanında kavrulan bir arkeoloğun kendi evinin, kendi arazisinin içinde altında bir gömü olduğuna inanan aslında bir kadının kazılarını yapmaya başlıyor ve o süreçte geçen hikayeleri aslında anlatıyor ve tam bir savaş dönemi filmi olduğu için çok etkileyici. Oyunculuk, sahneler, kostümler, her şey mükemmel. Bu da keyifli bir vakit geçirmek için ve gerçek hikaye olması sebebiyle gerçekten güzel bir akşam filmi diyorum ben size. Hani o gün gerilmek istemiyorsanız, biraz daha böyle keyifli bir akşam geçirmek istiyorsanız bu kesinlikle o segmentte bir film. İzlemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum bu filmi. Uzun süredir ben bunu nasıl izledim? Hep böyle çevirdiğim bir film vardı, böyle hep geçtiğim falan. Ondan sonra geçenlerde izleyecek bir film bulamamıştım. Sonra dedim ki ben bunu nasıl izlememiş olabilirim? Yine bir gerçek hikayeden bahsedeceğim. Angelina Jolie'nin başrolünü oynadığı Changeling. Filmden çok etkilendim. Gerçekten çok güzel bir öykü. Angelina Jolie'nin oynaması çok güzel. Hatta o rol için daha öncesinde, Angelina Jolie seçilmeden önce rol başkalarına teklif edilmiş. Ama Angelina Jolie'nin girebildiği dönem kadını ve modern kadını ikisini de iyi canlandırabilmesi sebebiyle onu seçmişler ve bence müthiş bir seçim olmuş. Çok çok güzel, çok cool bir kadın zaten. Filmde kaybolan oğlunu bulmasıyla ilgili verdiği bir savaş anlatılıyor ve kadına aslında polisler hata yapmadığını göstermek için farklı bir çocuğu, bu senin çocuğun diye yutturmaya çalışıyorlar aslında. Filmin konusu böyle ve gerçekten o süreçte fark ediyorlar ki aslında burada bir katil var. Yani bu bir seri katil olayı. Muhteşem bir filmdi. Yani böyle suç polisiyeler için çok güzel işlenmiş bir film bence. Çok yeni bir film değil zaten. O yüzden çok kişi izlemiş de olabilir ama ben nasılsa kaçırmışım bunu. Çok keyif aldığım bir film olmuştu. Suç ve polisiyenin güzel örneklerinden birini, güzel işlenmiş örneklerinden birini bu filmde görüyorsunuz. Çok gergin ve çok şey değil. Aslında konu tamamen suçu ve işte polisiyeyi anlatmıyor. Birazcık kadının hayatı da filmin birçok kısmında geçiyor. Yani tamamen böyle
gerilim ve yakalama suçu hissetmiyorsunuz, polisi hissetmiyorsunuz. Ama bütün olarak gerçekten çok keyifli bir film. Kesinlikle tavsiye. Suç ve polise değer almayan ama böyle aksiyonuyla ve böyle gerginliğiyle aslında bizi içine çeken, yine belki birçok kişinin izlemiş olabileceği ama bu kategoriye de eklemek istediğim bir film var. Bird Box, Sandra Bullock'un oynadığı. Bu film de benim işte ya bunu sonra izlerim deyip de listeme eklediğim filmlerden biriydi ama izlediğimde çok keyif almıştım gerçekten. Burada aslında insanların korkularının sebep olduğu karanlık bir güçten kaçış var. Bu kaçış sürecinde yaşanılanlar anlatılıyor filmde. Film oldukça sürükleyici, oldukça güzel. Sonu beklenmedik bir şekilde, beklenmedik bir yere bağlanıyor. O da bana keyif vermişti. Kaçış sahneleri, yaşananlar, arada olanlar, gerginlik, gerilim, onları ben çok iyi yakaladım filmde. O yüzden bayağı keyif almıştım. Bu listeye de eklemek istedim. İzlemeyenler varsa keyifli bir akşam için bunu da ekleyebilirler listelerine. Gelmiş geçmiş en güzel suç filmlerinden birini mi öğrenmek istiyorsunuz? Yani benim zevkime göre tabii. Gerçekten hani müthiş bir film bence. Ben bunu yıllar önce izlemiştim ve bu serinin içine katmak istedim. Bunu ayrı tutamazdım. Filmin başrolünde Nicolas Cage oynuyor ve o bir dedektifi canlandırıyor. Kötü adam kısmında ise John Cusack var. Ve hani bu kadar iyi bir oyunculuk olamaz. Gerçekten müthiş, harika bir seri katil filmi. Çok etkileyici. Çok inanılmaz iyi. Orijinal adı Frozen Ground. Türkçe'ye çevrilmiş halde Karanlık Cinayetler. Bu yaklaşık 7-8 yıllık bir film. Hani izlemiş olanlar olabilir. Ki bu serileri sevenler yine Zodiac gibi bunu kesin kaçırmamıştır ama izlemeyenler olmuştur, kaçırmıştır diye ben eklemek istedim. Muhteşem bir seri katil filmi. Kaybolan ve bir şekilde ölen bir takım kadınların araştırmasıyla başlıyor aslında hikaye ve katil bunların hepsinden bir eşyasını kendine, biliyorsunuz seri katillerde bu çok görülüyor aslında, hatıra olarak saklıyor. Ve aslında çok spoiler vermek istemiyorum ama gerçekten çok etkileneceğiniz bir film. Çok spoiler veremiyorum çünkü bir şey söylesem filmin her şeyi belli olacak. İzlemeyenler için gerçekten çok kötü olacak. O yüzden çok bir şey diyemiyorum ama suç ve polisiye deyince bence kesinlikle izlenmeli bu film. Nicolas Cage de müthiş oynuyor. Tabii ki John Cusack de çok iyi oynuyor. Filmin zaten sürükleyiciliği enfes. Güzel sürükleyiciliği olan bir seri katil filmi arıyorsanız ve bunu izlemediyseniz kesinlikle sizi çok tatmin edecek. Garanti veriyorum yani. Film önerilerimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir film önerilerini. Bir sonraki bölümde size güzel bir derlediğim suç ve seri katil içerikli bir belgesel zinciri önereceğim. Yine Netflix'ten gideceğiz. Bunların hepsi zaten gerçek olmuş olan seri katillerin neden bunu yaptığı ve ne şekilde yakalandığını içeren güzel bir belgesel serisi olacak. Ama hala abone olmadıysanız abone olmayı, bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.